Merhabalar efendim. Ana Haber'den iyi akşamlar. Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmiyor. Güne terörle ilgili 3 önemli gelişmeyle uyandık. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak Sincar'da terör örgütü PKK'nın sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi sahadan sildi. Şırnak'ta da güvenlik güçlerinden kaçamayacaklarını anlayan 2 PKK'lı terörist teslim oldu. Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde operasyonlar ardı ardına geliyor. Teröristlere darbe üstüne darbe indiriliyor. Son olarak 3 başarılı operasyona daha imza atıldı. İlk operasyonun adresi Şırnak-Silopi sınırı oldu. Jandarma ve emniyet işbirliğiyle bölge ablukaya alındı. Hedefte 2 PKK'lı terörist vardı. Kaçamayacağını anlayan teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, teslim olan teröristlerin Rosida kod adlı Helin Özgören'le Hogir Armanç kod adlı Özel Yıldırım olduğunu açıkladı. Güvenlik güçlerini tebrik etti. Paylaşımına son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek notunu düştü. İkinci operasyonsa Irak Sincar'da düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı etkisiz hale getirdi. Dindar Avesta kod adlı terörist örgüte adam kazandırma faaliyetlerini yürütüyordu. Eli kanlı terörist bölgede PKK taraftarı olmayan birçok sivilin infaz edilmesinde de başroldeydi. 2014 yılında örgüte katılan terörist nokta operasyonla öldürüldü. Son operasyonsa Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirildi. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan PKK-YPG'li teröristler tespit edildi. Mehmetçik, düzenlediği başarılı operasyonlarla 12 teröristi sahadan sildi. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz denildi. Kimsenin çıkın demesiyle çıkmayız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de göreve devam edeceğini tam olarak bu sözlerle duyurdu. Ermenistan'la ortak tatbikata kalkışan Amerika Birleşik Devletleri'ni de uyardı. Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız dedi. Dehşet. Dehşet arba. Hem Esad yönetiminin hem de terör örgütlerinin Suriye'de attığı her adım takip ediliyor. Azerbaycan ile Ermenistan gerilimi de Türkiye'nin yakın markajında. Peki sınır ötesinde güvenliği sağlayan Mehmetçiğin yakın zamanda çekilmesi mümkün mü? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İdlib'den olası mülteci akını riskini hatırlattı. Aralıklarla hortlayan bu tartışmaya son noktayı koydu. Güvenlik ortamı sağlanmadan orayı terk edebilir miyiz? Zeytin Dalı Fırat Kalkan operasyonları neden yaptık? Şimdi efendim Türkiye oradan çıksın. Türkiye oradan çıksın demek de Türkiye oradan çıkmaz. Suriye rejiminin yapmak zorunda olduğu anayasa kabul edilecek, seçimler yapılacak. Bir hükümet kurulacak. Elbette ki ondan sonra memnuniyetle çıkarız. Milliyet gazetesine konuştu Bakan Güler. Sadece 24 saatte Erivan yönetimine karşı Bakü'nün Karabağ'da elde ettiği kesin zaferi değerlendirdi. Azerbaycan'ın her koşulda arkasındayız mesajı verdi. Ermenistan'la Amerika Birleşik Devletleri ortaklığındaki tatbikata ise temkinli yaklaştı. Böyle tam bir gerginlik ortamında oraya 25 kişinin getirilmesi bile yanlış bir mesaj olarak algılanabilir. Dolayısıyla bütün ülkelerin çok hassas hareket etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu arada tabii Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 24 saatte elde ettiği zaferin yankıları da sürüyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalifler sokakta tansiyon yükseldi. Muhalifler Paşinyan'ı hain ilan etti. Paşinyan istifa edene kadar gösterilerin süreceğini açıkladılar. Ermenistan'da sokaklar toz duman. Muhaliflerin Paşinyan'a tepkisi dinmiyor. Paşinyan hain ilan edildi. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine 24 saate aldığı zaferin yankıları Ermenistan'da sürüyor.
Muhalifler, hükümete Ermenistan yanlısı ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle tepkili. Silah bırakan Ermeni ayrılıkçılarla Azerbaycanlı yetkililerin görüşmesiyle Erivan'da tansiyon daha da tırmandı. Öfke bir türlü dinmedi. Muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi. Erivan sokaklarında gösterilerin adresi parlamento çevresiydi. Ermeni polisi göstericilere tolerans göstermedi. Her taşkınlığa anında müdahale etti. Sık sık arbede çıktı. Göstericiler caddeleri kapatmaya çalıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullandı. 30'a yakın gözaltı var. Muhalefet liderleri Paşinyan'ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu. Cumhur İttifakı yerel seçimde yol haritasını belirlemek için masaya oturdu. AK Parti ve MHP heyetlerinden oluşan ortak komisyon kuruldu. Strateji 2019'daki seçimlerden farklı olarak 2024'te her il, ilçe ve beldede ortak aday çıkarmak üzerine kurulu. Hedefse başta CHP'nin elindeki 11 büyükşehir olmak üzere toplamda 30 büyükşehrin tamamını kazanmak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, yerel seçim hazırlıklarına dönük olarak da çalışmalarla ilgili talimatlar oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir, başta muhalefetin elindeki 3 büyükşehir olmak üzere tüm iller mercek altına alındı. İl ve ilçe başkanlıklarıyla teşkilatlardan gelen raporlar değerlendirildi. AK Parti ile MHP hazırladıkları raporlar ışığında yerelde işbirliği için kolları sıvadı. Cumhur İttifakı yol haritasını belirleyecek olan ortak komisyonu oluşturdu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Yıldız ile Sadir Durmaz iller hakkında ön çalışma yürütecek. Başta 30 büyükşehir olmak üzere hangi il ve ilçelerde ortak aday gösterileceği masaya yatırılacak. Öncelikle hedef CHP'nin elindeki 11 büyükşehir almak. Bu nedenle de 2019'da yapılan hatalar üzerinde durulacak. Özellikle CHP'nin önceki seçimde kıl payıyla öne geçtiği belediyelerde ortak aday çıkarılacak. İttifak ortaklarının 2019 yerel seçiminden farklı olarak bu kez her il, ilçe ve beldede işbirliği yapması bekleniyor. İlk olarak büyükşehir belediye başkan adayları belirlenecek. AK Partili ya da MHP'li olmasına bakılmaksızın güçlü olan ismin desteklenmesi üzerinde durulacak. Kapıları açma taahhüdü vererek popülerliğine değil, halktaki karşılığına bakılacak. Ortak adayın her kesimden oy alabilecek profilde olmasına özen gösterilecek. İYİ Parti'de artık tek yol, tek başına seçime katılmak. Genel Başkan Meral Akşener, blöf mülöf yapmıyorum, AK Parti ile de, CHP ile de rakibiz dedi. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olmasını istediğini de söyledi. Eski ortağı CHP'yi ise altılı masadaki tutumu nedeniyle çok sert sözlerle eleştirdi. AK Parti ile rakibiz, CHP ile rakibiz artık biz. Hani işbirliği içinde rekabet diyorduk. Bu defter kapandı mı diyorsunuz? Elbette kapandı. İşbirliğine kapıyı kesin olarak kapattı. Millet İttifakı'nın artık sona erdiğini söyledi. İYİ Parti 2024 yerel seçimlerine tek başına yürüyecek. Blöf mülöf yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fox TV canlı yayınında konuştu. 81 ilin tamamında adaylarını birer birer ilan edeceklerini duyurdu. Söz döndü dolaştı, sanatçı Mustafa Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı iddiasına geldi. Herhangi bir anlaşma veya böyle resmi bir konuşma yapmadık. Bakın çok isterim ama dediğim gibi resmi bir teklif henüz götüremedim. İYİ Parti lideri neden ittifak yönteminden geri adım attıklarını da tek tek anlattı. Bunu yaparken zehir zemberek açıklamalarla eski ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerden yere vurdu. Bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Her kafası kızanın biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı diline çevrildi. O kadar başımıza kakıldı ki bizim, CHP'nin mensupları yaptılar, yöneticilerin bir kısmı da dahil. Ücretsiz yolcu taşımama kararı alan özel halk otobüsleri pazartesi günü kontak kapatacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi yolcu taşımayı reddeden otobüsleri trafikten men ediyor. Özel halk otobüsleri çözüm yolu bekliyor. Arada olansa
başkentli oluyor, özellikle de 65 yaş ve üstüne. Pazartesi günü sabahleyin esnaflarımız çalışmama karar aldı. Mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız. Gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Bir tarafta Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer tarafta tüm özel halk otobüsleri birliği. Halk otobüsleri birliği maliyetlerinin karşılanamadığını söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bütçemiz yok diyor. Olansa aradaki vatandaş oluyor. Tartışma artık yerini krize bıraktı. Başkentli yeni haftayı kontak kapama eyleminin gölgesinde karşılayacak. Yanlış yapıyorlar. Niye öyle yapıyorlar? Otobüsten iteklediler, binemezsin diye yapamazlar bunu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararın yürürlüğe girdiği gün resti çekti. 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığı tarafından her bir saatte bir araçlar parka çekiliyor. Vatandaşları mağdur etmek peşinde değiliz. Bizim akaryakıt alabilecek paramız yok. Ceza uygulaması sonrası taraflar bir araya geldi ancak çözüm çıkmadı. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir somut bekliyoruz. Araçlarımızı buyurun siz çalıştırın, bize ücret vermeyin diye teklif ettik. Ya da araçlarımız tamamen çalışmayacaksa çalıştırmayalım dedik. Oradan da herhangi bir somut yok. Özel halk otobüsleri çare olarak kontak kapatma kararı aldı. Olansa toplu ulaşımı kullanan vatandaşı oldu. Almış olduğunuz kararların arkasındayız. İşte bu görmüş olduğunuz özel halk otobüsünün camında aynen şöyle yazıyor. 6 aydır destek alamadığımızdan dolayı gazi, şehit yakını, basın ve emniyet mensupları hariç bütün ücretsiz ve abonman kart kullanan yolcular kurum araçlarını tercih etsinler. Niye çalışmıyor, almıyorlar 65 yaşlarını? Dün 10-15 kişiyi bu halk otobüsleri bağcılar olmak üzere, başkası değil, yaşlıları almadan gittiler. Arabaya bindi miydi ters bakıyorlar. Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Çok mağdur kadınlar kaldı. Bazı şoförlerse 65 yaş üstü vatandaşa kart basmamasını, direkt geçmesini söylüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasıyla kredi kartlarında da faiz oranları arttı. Artık kredi kartını cüzdandan çıkarmak biraz daha zor. Cüzdanı kredi kartından çıkarmamak içinse tasarruf etmek şart. Öte yandan bankaların kredi kartları ile ilgili yeni yeni kararlar alması da bekleniyor. Tüketimi birazcık daha frenlemeye çalışıyorlar. Alışverişte, işte marketti, giyimdi. Yani iptal ettirmeyi düşünüyoruz. Aklı başında olan tüketiciyi caydırabilir. Hiç kullanmayayım diye de daha az kullanayım diyebilir. Merkez Bankası politika faizini %30'a yükseltti. Kredi kartlarında gecikme faizi aylık %3.26, yıllık %46.96 oldu. Nakit çekimde ise aylık faiz 4.02, yıllık faiz 60.47 artık. Belli bir miktar kendime göre ayarlayacağım, onun dışına çıkmayacağım. Kazanmakla harcamak arasında dengeyi kurmamız lazım. Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında kredi kartlarındaki yıllık faiz oranı da %60'ı aştı. Aslında orta vadeli planın kredi kartlarındaki tasarruf düzenlemesi de yerini bulmuş oldu. Maaşım gelene kadar oradan harcama yapıyorum. Kazanmadan harcadığımız zaman borçlar artıyor. Frenlemek açısından Merkez Bankası doğru bir adım attı. Bir de ileride doğabilecek bizim hiç arzu etmediğimiz o bireylerin kötü duruma düşme ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Aslında kullanmamakta fayda var ama biz mecburen daha dikkatli kullanmaya özen göstereceğiz. Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Ben hiçbir zaman aksatmadığım için faizler de beni çok ilgilendirmiyor. Limitlerde esneklik yapıyorlardı. Limitlerle ilgili bazı önlemler alınabilir. Ödemelerde daha titiz davranabilir. Taksit sayısı düşebilir. İlk ön ödeme dediğimiz 30'unu 40'ını ödersen gerisini sana kredi olarak kullandırabilirim diyebilir. Bu arada bankaların emekli rekabeti de büyüyor. Özel bir banka çıtayı yükseltti. Maaşını bankaya taşıyanlara verilen teklif 12 bin lirayı buldu. Ağanın eli bükülmez. Önceden sadece bayram ikramiyeleri vardı. Rekabet o kadar kızıştı ki promosyon bazı emeklileri için ikramiyeden daha tatlı oldu. Bankalar kendi aralarında rekabet.
Bankalar emekli promosyonları ile ilgili kampanya üzerine kampanya yapıyor. Rekabet çetin. Hemen her gün bir banka el yükseltiyor. Bir yandan bankalar tek tek kampanyalarını açıklarken bir yandan rekabet de artıyor. Emekli ise durumu yakından takip ediyor. Bu rekabeti emekliye yaradı. Bir banka maaşını taşıyanlara verdiği promosyonu 12 bin liraya kadar çıkardı. İyi vallahi, yani bir insanın eksiğini tamamladı. İki emekli maaşı aşağı yukarı. Çok iyi, yani emekli maaşından çok bir promosyon. Evet, iyi yani. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler 31 Ekim'e kadar başvurabilecek. 3 yıl boyunca maaşlarını bu bankadan almayı taahhüt edenler 10 bin lira nakit, 2 bin lira da çip para alacak. Zaten şu anda 7500 lira emekli maaşı varken 12 bin lira verirler mi zannetmiyorum. Türkiye emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu çözdü, ancak şimdi de sırada 2000'liler var. Onların arasında da emekliliği bir günle kaçıranlar, düşünebiliyor musunuz? Hepsi bekleyişte, gözleri mecliste. Gündeme alınmak için 1 Ekim'i bekleyen 2000'liler kademeli emeklilik istiyor. Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan'ın ağzından duyduğumuz iki kelime yerel seçime kadar haklarımızı alacağız gibi duruyor. Ayaktayken bizim İzmir temsilcilerimizden arkadaşlarımız, Sayın Bakanım 2000 sonrası ne olacak, bir çalışma var mı dendi. Kendisi de evet var çalışması deyip danışmanını işaret etti. Çalışma var, mağduriyet giderilecek sözü onlar için umut ışığı oldu. Emeklilikte Adalet Derneği Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'la yaptıkları görüşmeden umutlu. Onlar için bu görüşme kendileri için büyük bir adım. 3 kere danışmana aynı şey soruldu. Kesin mi, var mı diye. Evet yapılıyor, lütfen endişelenmeyin. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak, bu mağduriyet giderilecek diye sözü verildi. 2000'lilerin de, staj ve çıraklık mağdurlarının da gözü kulağı mecliste. Açıldığı anda torba yasayla gündeme alınırlar mı, onu bekliyorlar. Beklentileri kademeli emeklilik. 24 yıl hizmet süren var ve bu sistemde 42 yıl çalışmam bekleniyor. Onlar 5.975 gün primle emekli oldular. Ben 58 yaşında olacağım. 58 yaşında benim 16.200 günüm falan olacak. Şu an ben 41 yaşındayım. Bana 17 de değil 20 yıl vurdu. 2000 sonrası işe başlayan binlerce kişi bakanın sözlerinden umutlandı. Çünkü yeni sistemde fazla primleri olmasına rağmen 16-17 sene, hatta kimi için 19 sene daha çalışmak zorunlu kaldılar. 4500 günden emekli olmuş insanlar maaş bağlanıp ekstra işlerde çalışırken ben emeklilik bekleyerek geçimimi temin etmek zorundayım. 16 yıl daha bekleyeceğim. Onların primleri ve yaşları bugünkü EYT kapsamında olanları bile aşmış durumda. Kardeşlerimiz bile emekli olmuşken bizim 8 Eylül 1999 tarihine takılmamız haksızlık diyorlar. 2000 senesi girişliyim. Yaşıtlarımız, arkadaşlarımız 5900 gün primle emekli olurken ben 13600 ile emekli olmaya mahkum edildim. 19 senede beklemek zorunda kalacağım. Yani bakanımızın da ağzından net bir şekilde bu mağduriyetin giderileceğini duymak, görmek, izlemek istiyorum. Evet, kademe torba yasaya diyorsunuz. Yine mi gündemiz, yine mi çiçek? Evet, çiçeksiniz ve gündemsiniz ama keşke olmasanız, keşke bu soruna bir çare bulunsa. Bir diğer sorun, Nurcan Yıldız dile getirmiş, sağlığın dışarıdaki yüzü olan paramedikler KPSS'de en yüksek puanlarla atanamayan bölüm olmuştur. İstasyon ve acil servislerde çalışma yetkisi bulunan biz paramediklerin mağduriyeti giderilmesini, 15 bin kadro verilmesini devlet büyüklerimizden istiyoruz demiş Nurcan. Yusuf Can Güzel, 30. dönem POMEM alımı için 10.600 kontenjan sözü verildi ama 6.700 alım yapıldı. Polis adayı gençler ve aileleri sözlü mülakatın adil olmadığını, haksızlık ve torpil olduğunu düşünüyor. Bu konuyla ilgilenmenizi rica ediyoruz demiş. Sizlerden gelen sözler, ricalar bunlar. Atatürk'e hakaret eden gencin videosu infial yaratmıştı. 17 yaşındaki öğrencinin ifadesi ortaya çıktı. Suça konu videodaki fotoğrafın Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini söyledi. Pişman olduğunu belirtti. Hakim karşısına çıkan şüpheli öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnfial yaratan videoda Atatürk'e hakaret eden gencin ifadesi ortaya çıktı. Hakaret ettiğim sırada fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmiyordum dedi. Pişmanım diye ekledi. Videodaki lise öğrencisi şüpheli cezaevine gönderildi.
İstanbul Üsküdar'daki lisede okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci iddiaya göre arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Şüpheli öğrenci oyun sırasında elindeki Atatürk fotoğrafına hakaret etmeye başladı. Arkadaşları da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Atatürk'e alenen hakaret edilen video sosyal medyada yayılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli öğrenci gözaltına alındı. 17 yaşındaki öğrenci ifadesinde "Fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğunu bilmiyordum" dedi. "Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Pişman mısınız? Atatürk'e hakaret eden şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti öğrencinin Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçunu işlediğine hükmetti. 17 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Bahçeli Evler'de seyir halindeki otomobilin sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazada otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Aşırı hızla duvara çarptı, tozu dumana kattı. Hurdaya dönen araç 4 kişinin mezarı oldu. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var, orada dengeyi kaybettiler. Direkt geldiler, duvara vurdular. Feci kaza İstanbul Bahçeli Evler'de meydana geldi. Mehmet Akif Caddesi üzerinde aşırı hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çıktı, ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çarpmanın etkisiyle aracın tekerlekleri fırladı. Otomobil paramparça oldu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdiler. Biz de vatandaş olarak yardıma geldiğimizde baktık yapacağımız bir şey 4 kişi. Kazada 4 kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve Emirhan Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Erdem Keleş ise ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. 4 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Otomobilde 2 silah ortaya çıktı. Kazanın nedeni ise hala araştırılıyor. Mersin'de polislerin hedefinde dublörlü bir dolandırıcı çetesi vardı. O çete gurbetçilerin evlerini, arsalarını, benzerlerini bularak satıyordu. Çete son işlerinde çökertildi. Saçını boyattı, sakallarını kesti. Almanya'da yaşayan gurbetçiye benzemeye çalıştı. Dublör kullanan çete noterden vekalet almak için geldi. Çalışanların dikkati oyunlarını bozdu. Polisler eş zamanlı baskınlar yaptı. 21 kişi yakalandı. Mersin'de o çete gözünü yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'deki mallarına dikti. Aralarında tapu çalışanları da vardı. Gurbetçilerin taşınmazlarının bilgilerini çete üyelerine onlar veriyordu. Çete gurbetçilerin benzerini arıyor, ardından da dublörle sahte ölüm belgesi, sahte kimlik, sahte veraset ilamı, sahte noter vekaleti alıyor, evleri, arsaları satışa çıkartıyordu. Son işlerinde noter çalışanları karşılarında dublör olduğunu fark etti, polise haber verdi. Ekipler tek tek adresleri belirledi. 12 gurbetçinin mallarını satan çeteye şafak vakti baskın yapıldı. Tapu memurları, avukat, emlak ofisi çalışanlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Polisler 2 kişinin daha peşinde. Heyecan dorukta kaldı. Karadeniz'de zipline turistlerin ilgi odağı oldu. Bunun üzerine Yusuf Elinde bir zipline tesisi kuruldu. İlk denemeyi belediye başkanı yaptı ancak teknik bir arıza yaşandı. Başkan metrelerce yüksekte uzun süre mahsur kaldı. Güzel başladık ama öyle gözüküyor ki biraz ağır geldi. Belediye başkanının zipline denemesi planlandığı gibi gitmedi. Başkan metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Çok üzgünüm. Vallahi.
Görüntüler Artvin'in Yusufeli ilçesinden. Baraj gölünün üzerine zipline tesisi kuruldu. İlk denemelerden birini de belediye başkanı Eyüp Aytekin yaptı. Her şey güzel gidiyordu ama... Arkadaşlar hızlı geçip de çarpmayayım ilçesi yaşarken ben... Salınımı, seyimi artırarak tam gölün ortasında kaldım. Yani böyle bir durum oldu. İlk denemede baraj gölü ortasında kaldı Başkan Aytekin. Ekipler harekete geçti. Gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılan bir tesis olduğuna inanıyordum. Onun için arkadaşlara bunu da göstermek adına ben geçmek istedim. Kilomda bir hayli fazla var. 108 kiloluk bir şeyle geçtim. Halatın bir ucunda başkan, diğer ucunda vatandaşlar vardı. Başkan mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Özgürüm, özgürüm. Dur, hop. Başkanım, seni ben kurtardım. Kendisine seslenen küçük çocuğu da unutmamıştı. Bağırdın mı? Evet, başkanım diye bağırdım. Aa, duydum, o ses senindi demek. Gaziantep'te çocukların kavgası büyüdü. Sopayı, bıçağı, kapağın kavgaya koştu. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. En kuştan vurdu, ondan sonra kafa başladı. Önce ikisi birbirine girdi, sonra tüm mahalle. Çocukların başlattığı kavga meydan savaşına döndü. Bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Burası Gaziantep. İki çocuk mahallede kavga etti. İkisi de ailesine haber verdi. İki aile de yangına körükle gitti. Çocukların kavgasını onlar büyüttü. Erkekler yumruk yumruğa, kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Sopayı kapan, karşısına çıkana acımadı. Bu genç evden bıçak aldı, kavgaya koştu. Önüne çıkanı bıçakladı. Sonra da kaçtı. Bıçaklı saldırıda fırıncı Abdullah Şavak hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. Kavgaya karışan iki kişi de tutuklandı. Portekiz Cumhurbaşkanı Kanada ziyareti sırasında genç bir kadının dekoltesine laf attı, ülke ayağa kalktı. Alman polisi ise Münih'te kalabalığa müdahale ederken Tarkan şarkısını kullandı. Sırada dünya gündemine yansıyan ilginç anlar var. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza işte bu görüntüler nedeniyle eleştiri oklarını üstüne topladı. Kanada ziyareti sırasında bir anne kızla sohbet etti. Annenden daha tatlısın dedi, ardından da dekoltesini işaret edip soğuk alırsın ifadesini kullandı. 74 yaşındaki siyasetçinin tavrı taciz olarak nitelendirildi. Muhalefet vekilleri özür dilemesini istedi. Münih'te organize olmayan kalabalık gece eğlencesinin ardından sokakta toplandı. Polisin kalabalığı kontrol etmek için biber gazı atmak yerine Tarkan şarkısı çaldı. Gönüllerince dans eden grup yorulmalarının ardından dağıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünlü Amerikan markası ürettiği telefonun son modelini piyasaya sürdü. Yüzlerce kişi geceyi alışveriş merkezinde geçirdi. Kapıların açılmasıyla birlikte de izdiham çıktı. En üst modeli 6.799 dolar yani yaklaşık 184 bin liralık telefona ilk sahip olmak isteyenler birbirine ezdi. Kavgaların ardı arkası kesilmedi. Stokların tükenmesiyle birlikte kargaşa da sona erdi. Gümrük memuru bir yolcunun valizinden 300 dolar yani yaklaşık 8 bin lira çaldı. Yakalanmamak için de parayı suyla yuttu. Ama kameraları hesaba katmayınca yakalanmaktan kurtulamadı. Amerika'nın başı şoförsüz taksilerle dertte. İnternet korsanları sistemlerine girdi. Teksas'ta 20'den fazla aracı aynı noktaya topladı. Trafik içinden çıkılmaz bir hale geldi. Ukrayna ile savaşan Rus askerleri şaşırtıcı bir gösteriyi imza attı. Askerler bindikleri cipi 2 dakika içinde söktü. Ardından da yeniden birleştirdi. Tatbikat komik gelse de mantıksız değil. Zira birlikler zorlu şartlarda araçların giremediği arazilerden bu yöntemle geçmeyi hedefliyor. Nasıl?
Dünyanın en tehlikeli salıncağı. Değil binmek, seyredenlerin bile yürekleri ağızlarına geldi. Ayısayı Köprüsü'ne kurulan derme çatma salıncağa binen genç 336 metre yükseklikten boşluğa salındı. Sosyal medyayı sallayan çılgınlık yüz binlerce kez paylaşıldı. 10 binden fazla da yorum aldı. Beyni uğruna yüzlerce metrelik uçurumun kıyısında birbirlerine girdiler. Buna benzer bir poz vermek isteyen iki grup sıra yüzünden tartışmaya başladı. Ardından da yumruklar konuştu. İkili boşluğa doğru yuvarlanırken arkadaşları çığlık çığlığa bağırmaktan fazlasını yapamadı. Neyse ki kavga faciaya dönmedi. Güvercin yolunu şaşırdı. Bomboş yerde yolda yürüyen adama çarptı. Onun da dünyasını şaşırttı. Görüntüler sabah haberlerinde yayınlandı. Spiker Naga Mushetti gülme krizine girdi. Neredeyse yayında bayılıyordu. Kendini zor toparladı. Top model Gisele Bündchen kızı için kesenin ağzını açmaktan çekinmedi. 400 milyon dolarlık serveti olan ünlü manken 10 yaşındaki kızı Vivian'ın rahatça at binebilmesi için 9.1 milyon dolara devasa bir çiftlik satın aldı. Kendisi de iyi bir binici olan Bündchen amacının paparazilere yakalanmadan keyifli vakit geçirmek olduğunu söyledi. İstanbul'un suç merkezi haline gelen ilçesi Esenyurt'ta yine silahlar patladı. İddiaya göre bir şüpheli bir dükkandan cins bir kedi çaldı. Sonrasında da kedinin sahiplerinden para istedi. O şüpheliyle kedi sahipleri arasındaki tartışmada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada mermilerden biri yoldan geçen kuryeye isabet etti. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı. Yine silahlar, yine sokak ortasında çatışma, yine Esenyurt. 5-6 oldu, daha fazla oldu belki. Yani sayamadık ama çok silah sesi vardı yani. İstanbul'un suç merkezi haline gelen ilçesi Esenyurt'ta yine silahlar patladı. Çatışmaya sebep olan konuysa bir kedi. Scottish Fold cinsi kediyi çaldığı iddia edilen bir şüpheli iddiaya göre kedinin sahibinden para istedi. Kedinin sahibinin iş yerine giden şüpheliyle iş yerindekiler arasında kavga çıktı. Kediyi çaldığı iddia edilen şüpheli belindeki silahı çekti, kedinin sahibi ve oğlunu hedef aldı. Ardından da peş peşe tetiğe bastı. Eşime dedim tartışma var. Eşim o an giyindi çıktı dışarıya. Dedi onlar kaçmışlar dedi. Kuryeci dedi bir yaralanmış dedi. Silahların patladığı Mehmet Akif Ersoy mahallesi bir anda karıştı. Kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen bir kuryeye isabet etti. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karabük'te 5. kez yüksek gerilim hattı direğine tırmanan adam korku dolu anlar yaşattı. Tam 4 kez ekipler onu kurtarmıştı. Bu kez ekipler yetişemeden akıma kapıldı. İşte o korku dolu anlar. Bir değil, üç değil, tam 5 kez yüksek gerilim hattına çıktı. Her defasında kurtarıldı ama bu kez olmadı. Ay, burası Karabük. Yılmaz Güllüoğlu'nun derdini, amacını bilen yok. Tam 5 kez tehlikeye aldırış etmedi, yüksek gerilim hattına tırmandı. Son denemesi bir hafta önceydi. İtfaiyeciler onu aşağı indirdi. Bir kez daha gerilim hattına tırmandı. Bu kez işler yolunda gitmedi. Ay, bana akıma kapılan Yılmaz Güllüoğlu yere düştü. Kalbi durdu. Doktorlar onu hayata döndürdü. Güllüoğlu'nun durumu ciddi. Ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı Kırşehir'de bir etkinliğe katıldı. Konuşması devam ederken teknik bir arıza yaşandı. Mikrofonu bozuldu. Ortaylı bu duruma bir hayli sinirlendi. İlan etmeye üşeniyor. Hep demin söyledim size. Evet. Bunu halletmezseniz sinirlenirim. Lafı kesiliyor. Ben hallediyorum. Çok edemeyiz. Sinirlendi de.
Mikrofonda sorun çıktı, İlber Ortaylı kızdı. Pisliğin üstü örtülmez. Ortaylı, Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası sempozyumuna katıldı. Konuşmasının bir bölümünde mikrofon arıza yaptı. Hiç işlemiyor ya. Hayret ya. Evet, açın. Düzeltmeye çalıştılar ama olmadı. İkinci mikrofonda da aynı sorun yaşanınca Ortaylı gerildi. Bizim okulda olurdu böyle, lisede, çünkü iş amatörce yapılırdı. Programın sunucusu kendi mikrofonunu çıkarmaya çalıştı. Ortaylı yine de sakinleşmemişti. Demin söyledim size. Evet. Bunu halletmezseniz sinirlenirim. Lafı kesiyor, ne dedin bizi? Hallediyorum. Çok edemezsin. Teknik ekibin desteğiyle mikrofonlar değiştirildi. Bunlar yalandır. Bunların en geç doğrusu çıkar. Aşkları Amerika'da başladı. Eskişehir'de telli duvaklı bir düğünle noktalandı. Damat Ganalı'ydı ama kültürümüze çabuk uyum sağlamıştı. Çifte telli performansıyla gelini bile şaşırttı. I love the dancing. I like when you have to do this. Danslar da, renkler de birbirine karıştı. Kız Eskişehirli, damat Ganalı'ydı. Düğün de haliyle çok renkli oldu. Esra Gürkan ve McBee Spong Amerika'da tanıştı. Beraberliklerini evlilikle taşlandırdılar. Eskişehir'de de düğünleri vardı. Kendisi bizim danslarımıza inanılmaz bir şekilde erken ayak uydurdu. Hatta benden daha iyi dans etti. Ben buna da çok şaşırdım. Babasının konunda geldi gelin salona. Damada nasihatler de kayınpederinden geldi. Ve oyun havaları başladı. Önce dans, Gana'ya özgü müzikler, ardından çifte telli. Damat Ganalı'ydı ama çifte telli de geline taş çıkarttı. Diyarbakır'da bir dolandırıcı yaşlıların kabusu olmuştu. ATM'den para çekmekte zorlananların yanına yardım etme bahanesiyle gidiyor, tüm paralarını çalıyordu. Polisler adım adım iz sürdü, Ozanlı yakalandı. Taktik aynı, kurban farklı. ATM faresi yaşlıları hedef seçiyor, yardım etme bahanesiyle yaklaşıyor, hesapları boşaltıyordu. Son işinde yakayı ele verdi, tutuklandı. Diyarbakır'da o dolandırıcı yaşlıların kabusu oldu. Para çekmekte zorlanan yaşlıların yanına yaklaşıyor, yardım teklif ediyor. Önce şifrelerini öğreniyor, sonra da bir fırsatını bulup kartlarını çalıyordu. Yaşlılar ATM önünden ayrılınca geri dönüyor, hesaplarında kalan tüm parayı alıyordu. Aynı yöntemle onlarca kişinin hesabını boşalttı. Polisler ATM kameralarını kare kare inceledi, ardından da düğmeye bastı. Yaşlıların kabusu olan zanlı kız kıvrak yakalandı, dolandırıcılık suçundan tutuklandı, cezaevine gönderildi. Zaten gerginiz, ne gerek var bilmiyorum ama botoks son yıllarda yükselen trend. Öyle ki botoks yaşı 20'ye kadar düştü. Talep sahtecilerin iştahını kabarttı ve buna paralel olarak uygun fiyata botoks uygulayan merdiven altı güzellik merkezlerinin de sayısı arttı. Botoks sonrası ölüm vakaları da son zamanlarda medyada sıkça yer almaya başladı. İşte bu durum polisi harekete geçirdi. İstanbul polisi yaptığı bir operasyonla milyonlarca lira değerinde botoks malzemesi ele geçirdi. Operasyon sayesinde belki de yüzlerce kişinin hayatı kurtuldu. Ancak tehlike halen sürüyor. Piyasada ne kadar sahte ürün olduğu bilinmiyor. Peki ürünün sahte olduğu nasıl anlaşılır? Vatandaş ne gibi tedbirler almalı? Yanıtları geliyor. Zarar görebilirsiniz. Hayatı tehdit edebilecek bir reaksiyon, alerjik reaksiyon olabilir. İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. 3,5 milyon değerindeki kaçak botoks malzemeleri ele geçirildi.
Ama şüphe bitmedi. Sosyal medyada bu küçük dokunuşlarla güzel sonuçlar elde edilmesi çok yaygınlaştığı için tabii çok ciddi bir talep oluştu. Kadın erkek son yıllarda botoks yaptırmak moda oldu adeta. Zaman zaman ölümcül riskler bile göze alınıyor. Yapılan operasyonla birlikte milyonlarca lira değerinde sahte botoks malzemesi ele geçirildi. Ancak piyasada merdiven altında hala sahte botoks malzemeleri olabilir. Ancak kullanmadan önce sahte botoksu anlamak da mümkün değil. Ne yazık ki sahte botoksu uygulamadan önce anlayamayız. Birbirinden farklı markalar botulinum toksinini kullanarak aynı işi görüyor. Hasta burada tam olarak teslim olmak durumunda, bir çeşit aslında kurban gibi oluyor yani. Güzelliğinden ödün vermek istemeyenler, ancak çok da cebimden para çıkmasın diyenler aslında biraz daha şüpheci olmalı. Pahalı olması kaliteli olduğun anlamına gelmiyor, fakat uygun olması imkansız. 500 lira, 1000 lira uygun fiyata botoks ve dolgu yapan güzellik merkezi adı altında işletme sayısı da oldukça fazla. Kuaförlerde bile yapılıyor bu dolgu botoks uygulamaları. Biz bunları sağlık depolarından alıyoruz, eczane depolarından alıyoruz. Üstün standartlarda laboratuvarlarda üretilmesi gereken, taşınması sırasında özellik gerektiren, kliniklerde soğuk hava deposunda ya da buzdolabında saklanması gereken bir ürün. Son uygulayıcının da tabii ki hekim olması gerekiyor. Yapılacak tek şey doğru yerlerde botulinum toksini, botoks uygulaması yapılması. Kendi sağlıklarını bir takım ücretler için tehlikeye atmasınlar. Bir ahlaksız teklifin haberi var sırada. Madenci Uğur Bıyıklı kaçak bir ocakta ihmallere kurban gitti. Geride eşini ve bebeğini bıraktı. Acılı eş hukuk mücadelesi başlattı. Adalet ararken gelen hayatının şokunu yaşadı gelen telefonla. İddiasına göre kaçak maden ocağı işletenler davayı geri çekmesi için para teklif etti. Benim eşim beni bekliyormuş. Benimle konuştuktan sonra son nefesini verdi. Benim canım çok yanıyor. Kim ne derse desin. Kaçak maden ocağında eşini kaybetti. Doğmamış bebeği babasız kaldı. Son duruşmada kendisine para teklif edildiğini söyledi. Acının, kızgınlığın adresi Zonguldak. Benim acım hiçbir zaman dinmez, dinmeyecek. Ben onu çok seviyorum. 21 Haziran günü kaçak olduğu öğrenilen maden ocağında göçük meydana geldi. 33 yaşındaki Uğur Bıyıklı ağır yaralı çıkarıldı o göçükten. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Benim canım yandı, kimsenin canı yansın istemiyorum. Aile maden sahibi hakkında şikayetçi oldu. Davanın son duruşması da görüldü. Maden sahibi suçlamaları reddetti. Ocağın kendisine ait olmadığını iddia etti. Oğluma eşimin ismini vereceğim. Oğlumun ismi Uğur Asil olacak. Asil'i biz koymuştuk. Söz Bıyıklı'nın avukatına geldiğinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sanığın kendi ofisine gelerek anlaşma için para teklif ettiğini söyledi. Avukat, ocağın sahibi değilse sanığın neden para teklif ettiğini sordu. Eşim için gereken neyse onun yapılmasını istiyorum. Sanık, Berna benim yanıma gelerek zor durumda olduğunu söyleyip bana yardımcı olursan davamı geri çekerim dedi diyerek kendini savundu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. İnsanın para sen nelere kadirsin diyeceği geliyor üstelik sık sık. Önce Messi, şimdi de Ronaldo Suudi takımlarına transfer oldular. Aldıkları milyonlarca dolar euronun ardından da Arap adetlerine çok çabuk adapte oldular. Al Nassr takımında forma giyen Ronaldo kılıç kuşandı, yerel kıyafetleri giydi. Suudi Arabistan Milli Günü için bakın nasıl pozlar verdi. Kılıç kuşandı, geleneksel kıyafetlerle boy gösterdi. Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu Al Nassr takımı oyuncuları 23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için kamera karşısına geçti. Oyuncular Milli Günü özel Bist denilen geleneksel Arap kıyafeti giydi. En çok dikkat çeken isim Ronaldo oldu. Elinde tuttuğu kılıcı ile birlikte Bist denilen geleneksel kıyafeti çok konuşuldu. Ronaldo'nun Milli Günü özel Suudilere özgü Kufiye denilen başlığı da taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bir araya gelmişti. O buluşma meyvelerini vermeye başladı. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Türkçe bilen eleman ilanı yayımladı.
Birkaç gün önce gerçekleştirilen bu görüşme şimdiden meyvesini vermeye başladı. Elon Musk'ın şirketi Türkiye için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 Eylül'de Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ı kabul etti. Erdoğan'la Musk arasındaki görüşme New York'taki Türk evinde yapıldı. Erdoğan görüşmede Musk'a Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kur teklifinde bulundu. Musk da teklife yeşil ışık yaktı. Görüşmenin üzerinden sadece birkaç gün geçti. Elon Musk'ın şirketlerinden biri olan SpaceX, Türkiye için harekete geçti. SpaceX, dünyanın birçok noktasında uydu interneti ağı olan Starlink hizmetini Türkiye'de başlatmak için çalışmalarını hızlandırdı. SpaceX firması, müşteri hizmetleri ve müşteri temsilcisi olarak adlandırılan pozisyonlar için iş ilanları yayınladı. Firma, hem Türkçe hem de İngilizce bilen personel arayışına girdi. Türkçe bilen Starlink çalışanı aylık 120 bin lira kazanacak. Starlink için beklenen tarihler birkaç defa ertelenmişti. Artık 2024 yılında SpaceX'in Türkiye'de Starlink internet hizmetini sunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bazı sporların yaşı olmuyor. Yüzmede onlardan biri. Edirne'de yüzme yarışında sadece gençler değil, emekliler de kulaç attı. Yarış kıran kıranaydı. Benim hayatım 5'te başlıyor. 5'te evden çıkıyorum, yürüyerek Üsküdar'a iniyorum. Bazen Üsküdar'dan Sarayburnu'na yüzerek geçiyorum. 16-17 dakika sürüyor. Neredeyse şehir hatları vapurlarıyla süre aynı. Hasan Heke yüzmede yaşa takılmadı. Sadece o değil, ihtiyar delikanlıların hepsi gençlere taş çıkarttı. Yüzmeyi şu yönden tavsiye ederim. Her şeyden önce bir kere sana yaşını sormuyor. Edirne'de Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenlendi. Emekliler kahvede değil, denizdeydi. Ömürlerini kahvede geçenler, ben üzülüyorum. Ben hiç hayatımda kahveye girip oturmadım. Kimi çocukluktan yüzmeye sevdalı, kimi de sağlık nedenleriyle kulaç atmaya başladı. Bu yüzme dizlerime biraz faydalı oldu ve iki dizimde de şu anda protez var. İkisini de aynı anda protez taktırdım. Şu anda çok rahatlıkla uzun mesafe yüzüyorum. Yüzme sporuna 55 yaşımda başladım. Belimde rahatsızlıklar başlayınca ben doktora gittim. Doktor dedi ki bel kayması var, ya ameliyat ya yüzme dedi. Hem sağlıklarına kavuştular hem de artık daha mutlular. Artık kulaç atarken mesafe de tanımıyorlar. Kanlıca'dan Kuzguncu'ya yüzüyoruz. 4,5 kilometre, 5 kilometre hafta sonları yüzüyoruz. Karşıya yüzerek geçiyorum Sarayburnu'na. İşim Kasımpaşa Beyoğlu'nda, yürüyerek iş yerime gidiyorum. Masterlar kategorisindeki yarışta kıran kırana geçti. Çeşit çeşit kahve kokusu etrafa yayıldı. Onlarca lezzet tadanları mest etti. Ankara Kahve Festivali 7. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Onlarca standı tek tek ziyaret eden Ankaralılar kahveye doydu. Nasıl buldunuz festivali? Çok güzel. Ben 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum. İlk kez gelme fırsatı buldum. Eğleniyoruz, güzel. Neler aldınız? Kahve ve brownie. Beğendiniz mi? Evet, güzeldi tabii. En çok Brezilya kahvesini seviyorum. Ankaralıların her Eylül ayında dört gözle beklediği kahve festivali başladı. Standlar kuruldu, kahveler yapıldı. Ankara adeta kahve koktu. Baristalar önlüklerini giydi, çekirdeklerini özenle seçti. En iyi ekipmanlarıyla kahve severler için hazırladı kahvelerini. Sunumlar oldukça iddialıydı. Ben genel olarak kahve çok seviyorum. Gayet güzel başladı. Yani 50 bin kişi geçecek gibi görünüyor. Müthiş bir enerji var. Heyecanlıyız. Tüm ekipçe buraya geldik. İnşallah güzel bir 3 gün geçireceğiz. Kahvenin tam tadını almak isteyenler için en iyi tercih espresso. İşin uzmanı baristalar öyle söylüyor. Espresso aldıktan sonra üzerine sıcak su ekleyince americano yapmış oluyoruz. Üzerine süt ekleyince latte, cappuccino, flat white, cortado vesaire sütlü içecekleri hazırlamış oluyoruz. Kahve festivalinde sadece kahve yok. Soğuk içecekler için de standlar kuruldu. Onlardan birindeyiz. Neler yapıyorsunuz? Merhaba. Biz mocktail yapıyoruz. Alkolsüz kokteyller. Tatlı, acı, ekşi, baharatlı. Siz ne seversiniz? Sizin damak zevkinize göre. Acılıyı merak ettim ben. Tatlı acı bir kokteyl yapalım o zaman. Tamam.
yakışık bir standınız var. Çok hazırlanmışsınız. Neler söyler? Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzelliklere sahip bir festival oluyor. Burada amacımız insanlara lezzetlerimizi tanıtmak. Festivalin en lezzetli standındayız. Kahvesini yaptıran kruvasanını aldı ve eşsiz lezzetlerin tadını çıkardı. Kruvasanlara ilgi çok fazla gerçekten. Özellikle danıtlarımız da bizim çok soruluyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç da festival alanındaydı. Cazip kokusuyla etrafı saran bol köpüklü kahvenin tadına onlar da bakmadan edemedi. Dünyada ticareti en yoğun olan alanlardan bir tanesi. Ankara'nın buna çok ihtiyacı var. Bu etkinlikler Ankara'nın turizmine de önemli destekler sağlıyor, katkılar sağlıyor. Ana haberi burada noktalıyoruz. İyi hafta sonları.